Kanal 23 ekranlarına Görüş Alanı programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Turan Sancağı Eğitim ve Kültür Derneği Elazığ İl Başkanı Sayın İdris Demirkaran'ı konuk ediyoruz. İdris Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İzleyenler açısından umarım ki iyi bir yayın olur. Ben yayının sonunda söylemem gereken cümleyi başında söyleyeyim. Her ne kadar sürçülisan edersek de bizi izleyenler umarım ki bu söyleyeceğimiz cümleleri hoş görürler. Evet. İdris Bey, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Suriyeli bir şahsın bir çocuğu istismar etmesi neticesinde bir takım şiddet olayları meydana geldi. Sizler bu olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi iradesi tüm iradelerin üstünde olan Yüce Allah'ımıza hamdü senalar ederek tüm iktidar ve kudreti elinde bulunduran Allah'ımız, Yüce Rabbimiz yine de ülkemize bir zeval vermesin inşallah. Şimdi oradaki olayın kışkırtıcısı veya eylemi çıkaran veya o görseli gören veya o yayını çeken veya o olaya şahit olan kimdir veya necidir bilmiyoruz. Tabi burada bir çomak sokma olayı vardır. Ülkemizin içerisinde karışıklığa meydan veyahut da mahal vermek isteyen insanlar bulunabilir. Tabi bunlar çoktur zaten. Bizim aramızda biliyorsunuz ki vatandaşımızın içerisinde vatanımıza sızmış, daha önceki görsellerde, yayınlarda veya gerekse TV yayın organlarında gördük biz bunları. Bayağı bir Mossad ajanı da vardı. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu tip eylemler veya bu tip olaylar olduğu zaman, şimdi Kayseri dediğiniz yerde biliyorsunuz ki hemen hemen askerimizin bütün üst bölgelerin yarısı oradadır. Şimdi orada kolluk kuvvetlerimiz var, askeri güçlerimiz var, polisimiz var, emniyetimiz varken vatandaşlarımızın orada sükunetle emniyet güçlerine veya kolluk kuvvetlerimize olayı teslim etmesi yerine oradaki olayları birinin çığırtkanlığı veya birilerinin gazına gelmesiyle dükkanların yağmalanmasına kadar gitti bu olay biliyorsunuz. Evet. Ya ben şunu anlarım hani oradaki insanı eleştirebilirsiniz, linç girişimine bulunabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Ama orada suçu olmayan insanların dükkanlarının yağmalanması, olayın daha böyle üst düzeye taşınması, sonra akabinde çok farklı olayların gelişmesi, işte farklı farklı illerimizin de bu tarz bir gösteri veya eyleme girişmesi, bunlar çok bizim tutum veyahut da davranış olarak benimsediğimiz olaylar değildir. Sonuçta bizim kolluk kuvvetlerimiz vardır, güvenlik güçlerimiz vardır. Bunlara müdahale ederler. Dolayısıyla biz şu anda mesela olayı büyük bir sükunetle izliyoruz. İnsanlarımızı da bu sükunet içerisine davet ediyoruz. Buradan gelecek olan gerekse İçişleri Bakanlığımızın, gerekse Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı konuşmalar neyse, iktidar, muhalefet, ana muhalefet ve diğer siyasi partilerin kendi öngördükleri neyse, ülkemiz adına faydalı olabilecek olan eylem neyse, ilk yetkili ağızlar onlar olduğu için bizlerin de onları bu sükunet içerisinde dinlememiz lazım. Şimdi burada bir eylem olduğu zaman Ahmet, Mehmet, Mustafa 3 kişi birleşip 4 kişi birleşip her olayı bu şekilde boykot ederseniz yaşanılmaz bir Türkiye'yi çıkarırsınız ortaya. Dolayısıyla ben halkımızı tekrar sükunete davet ediyorum. Bu sükunet içerisinde tabii aramızda birçok mülteci de var, bunu da biliyoruz. Hatta ekonomideki sıkıntılarımızın boyutları olsun, İşte bizim tarım ve kalkınma alanlarımızın azınlığından ileri gelen bu süreç olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bizi bazı böyle ekonomik boyutlarda sıkıntıya sokmuş olabilir. Ama bu ekonomik sıkıntı şu demek değildir. Bunlar kalıcı günlerdir, hep böyle olacak demek değildir. Biz hep ileriyi düşünmek ve hep ileriye gitmek zorunda olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti atını da itini de iyi tanır. Yeri geldiğinde atının allamasını da, itini bağlamasını da bilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti oyuna gelmez. Vakti geldi mi ezer geçer. Dolayısıyla ben vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Endişeye mahal yok. Derin bir sessizlik ve sükunet içerisinde biz bu olayları vatandaş olarak sadece ilgili gerekli mercilere duyurmakla mükellefiz. Biz her olaya kalkıp da etkiye tepki olayı verirsek kolluk kuvvetine veya güvenlik güçlerine gerek kalmaz. Biz bu olayları kolluk kuvvetlerine,
güvenlik güçlerine teslim etmek zorundayız. Burada şu var, ensar muhacir tartışması var sürekli hani bizim mültecilerimiz için. Şimdi muhacir veyahut da ensarı bilmeyen kardeşlerimiz vardır muhakkak. Muhacir Mekke'den Medine'ye göç eden, Medine'de de onları karşılayan insanlara ensar denir. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak İstanbul sayımına bakıyoruz 2024'te. 15.665.000 kişi var. Ülkemizde de İstanbul nüfusuna yakın bir mülteci var. Biz eğer ensar muhacir olayına girer, muhacir ensar olayına girersek biz ensar olamayız. Çünkü oradaki sayılar kaynaklardan baktığınız zaman Müslüman sayısı olarak muhaciri söylüyorum. Yani kimi kaynaklarda 90'dır, kimisinde 100'dür, kimisinde 110'dur. Kaynaklara göre gidersek. Şimdi dolayısıyla oradaki Müslümanların azınlığı bugünkü çoğunluğudur. Şimdi biz ensar olalım ama 2,5 milyar Müslümana ensarlık yapamayız. Ha şu olurdu, 100 kişi olurdu, 200 kişi olurdu, ne bileyim 1000 kişi olurdu veya 5000 kişiye ensar olabiliriz. Ama biz 12 milyona ensar olamayız. Dolayısıyla gerekse vatandaşlarımızın çektiği o sıkıntılar olsun, gerekse ekonomi boyutlar olsun, gerekse orada kendilerine ait işte hissettikleri değerler olsun, bu değerlerin hiçe sayılması olsun, bundan mütevellit birilerinin de galeyana getirme olayı olsun. Biz inşallah bundan sonra da söylüyorum, galeyana gelmeyen bir topluluk olarak sadece izleriz. İlk ağız neyse, ilgili ağız neyse, konuşma mercisi kimse, ondan bu olayların devamını isteriz. Şimdi biz herimiz birer tane işte kalkıp da eyleme girişirsek eğer bu ülke dediğim gibi yaşanılır bir duruma gelmez, yaşanılmaz bir duruma gelir. Evet. Peki Dis Bey, Kayseri'deki olayların akabinde, Kayseri'deki olaylardan bağımsız bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde Türk araçlarını ve Türkiye'den giden vatandaşlara yönelik çeşitli saldırılar da meydana geldi. Siz bu olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu olayların büyümesi akabinde Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki kazanımlarını kaybedebilir mi? Türkiye yaptığı yatırımlar olsun veya girişmiş olduğu eylemler olsun veya bugüne kadar süregelen süreçteki sözleşmeler olsun, yaptığı işleri de biz yakından takip ediyoruz zaten. Her ne kadar bizim burada provokatörler iş başına geçti, bu eylemleri gerçekleştirdiyse aynı eylemi orada da bir el yaptı zaten. Şimdi bu eylemler şu demek değildir, bizim Suriye ile olan normalleşme ve o konuşma sürecimizdeki değişimleri etkilemez. Bizim çünkü Suriye politikamız bellidir, sistemimizin aldığı önlemler veyahut da yapacağı eylemler bellidir. Biz bu bağlamda da yaptığımız veyahut da yapacaklarımızdan vazgeçecek değiliz. Oradaki 3-5 çapulcunun veya kendini bilmez hadsizin işte taş atması veya şunu bunu yapması da bizi çok enterese etmiyor. Nitekim sonucunda biliyorsunuz ki güvenlik güçlerimiz gerekse canlı gerekse ölü birkaç kişiyi yakaladı yani. Biz bunların hepsini biliyoruz ve görüyoruz, izliyoruz. Ama dediğim gibi burada yetkili ağız bizim öncelik olarak alacağımız özellikle Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı açıklamalardır. Onların izleyeceği yol haritası. Sonra İçişleri Bakanlığımızın burada yapacağı müdahalelerdir. Ardından zaten biliyorsunuz ki şu an bizim başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun yapacağı açıklamalar baz alınır. Bunun haricinde de diğer siyasi partilerimizin de kendi içerisinde oluşturacakları o birlik, bütünlük ve hani çoğunluk dediğimiz olay var ya tamamıyla bu şekilde gelişecek. İnşallah biz zaten buradan herhangi bir büyük bir sıkıntı almadan çıkacağız diyorum ki orada 3-5 kişiye biz pabuç bırakacak değiliz. Evet. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini ifade etmişti. Sizce Cumhurbaşkanı'nın Esad ile birlikte görüşmesiyle Türkiye'de bulunan mevcut sığınmacılar artık ülkelerine geri dönebilirler mi? Siz Türkiye'deki sığınmacıların mevcut durumunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi Türkiye'deki mevcut sığınmacılar zaten sayı olarak yaklaşık 12-13 milyondan bahsediliyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizin yararına ve faydasına olacak bir görüşmeden kaçınmayacağını düşünenlerdenim. Eğer böyle bir görüşmeyi yapıyorsa şayet bu ülkemizin menfaatine olacaktır diye düşünüyorum. Zaten Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın daha önce yapmış olduğu açıklamalara da bakarsak, o açıklamaları baz alarak konuşursak eğer, mültecilerin büyük bir çoğunluğunun bu senenin sonuna doğru ülkelerine gönderileceğini söylüyor. Zaten işin garip tarafı şu, hani bayramlarda ülkelerine gidebilen mülteci
bizim ülkemize vatandaş olarak giremez yani. Şimdi böyle mültecilik olmaz, böyle muhacirlik de olmaz. Bizim gibi ensar da yok yeryüzünde. Ama şu var, biz belli bir kısmını kendi ülkemizde değerlendirebiliriz. Bu demek değildir 12-13 milyon ama bizim iş gücümüze uyan, piyasamıza uyan, gerçekten aile terbiyesi almış, kendini bilen insanlardan oluşan bireyleri biz pekala çalıştırabiliriz. Zaten şu an ülkemize baktığınız zaman kimse hani iş gücünden bahsetmiyor, çalışma pozisyonundan bahsetmiyor, çalışacak eleman sayısından bahsetmiyor. Tarım hayvancılık ülkemizde neredeyse bitme aşamasına geldi. Yoğun bir maden araştırması var, yoğun bir çalışma sistemi var. Ve biliyorsunuz ki son günlerde artan orman yangınlarımız var bizim. Bizim bunlar içerisinde yani biz Osmanlı'dan veyahut da Selçuklu'dan bu yana hep babalık yapmış bir ülkeyiz. E şimdi de o babalık görevimizi yerine getiriyoruz. O babalık içerisinde de biz bunları ayrıştırıp bize uyan veyahut da çalışma sistemimize uyanları tutabiliriz pekala. Bu demek değildir. Çünkü yeryüzünü Allah hepimize mesken kılmıştır. Hepimiz yaşayabiliriz. Şu yeryüzü hangimize yetmiyor ki hangimiz yaşayalım. O yüzden hepsine aynı gözle bakamayız. Hani yumurtanın biri çürük diye diğer yumurtadan vazgeçemezsiniz veya elmanın biri çürük ötekinden vazgeçemezsiniz. Ama doğru olanları, gerçekten kendine ait olanları, aile terbiyesi alanları burada tutabiliriz. Ama biz şunu mesela ben sürekli gözetliyorum. Afganistan'ın mesela özellikle ülkemize gelen kısmına bakıyorsunuz. Hep kırsal kesimlerde şu bahçebazi dediğimiz sapkın gelenekleri yaşayanlar, affedersiniz 9, 10, 11, 13 yaş arası erkeklerin kız kıyafeti giydirilerek oynatılması suretiyle İş adamına pazarlanması sonucunda cinsiyet değişimi ve kadın gelişimi. Bu tarzlar bizim ülkemize girerse, Pakistan'dan da mezarlık soyguncuları veyahut da affedersiniz mezarlıkların üzerine, kız çocukların üzerine özellikle mesela bazı mezarlarda şey vardır, anahtar sistemi vardır. O kız çocuklarını özür dileyerek söylüyorum herkesten, tecavüz edilmesin diye onları korunaklı bir yere koymuş. Şimdi Pakistan'daki o sapıklar burada kalırsa bu bizim ülkemiz açısından dezavantaj. Cinsiyet değişimi oradan gelmiş. Suriye'nin mesela seçkin insanları olduğu kadar berbat insanları da vardır. Şimdi her Arap veyahut da her farklı ırka sahip insanın aynı görüşe sahip olacağı demek değildir. Çok düzgün insanlar da var. Bunlar içerisinde bizim seçmemiz lazım. Şimdi Irak'tan da buraya sığınmacı geliyor. İşte Irak, Afganistan, Pakistan, Suriye dediğimiz zaman 4 farklı ülke. Dördünün de özüne bakıyorsunuz Arapçadır. Şimdi insanlar şunu düşünüyor. Hani Araplar diyor. Araplar tamam ben şunu kabul ederim mesela. Araplar kirlidir, pasaklıdır, pistir, şudur, budur ama beni Arap sevici olarak şey yapmasınlar, yadırgamasınlar. Biz kimseyi kimseden ayıramayız etnik kökeninden dolayı. Çünkü hepimiz insanız. Yani taşıdığımız beden olsun, olgularımız olsun, hareketlerimiz olsun, yaşam tarzımız olsun, yaşam biçimimiz olsun. Hatta ten rengimiz farklı olabilir. Yani birimiz siyah, birimiz beyaz, birimiz kırmızı. Bu da Allah'ın yaratıştaki kendi bize sunduğu olgudur. Biz bundan kimseyi yadırgayamayız. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam bile diyor ki ben Arap'ım, Arap benden değildir. Bundan daha büyük bir hakaret olabilir mi? Ama bu demek değildir. Tüm Araplar aynıdır, tüm Araplar pistir, tüm Araplar kötüdür. Bizim ülkemizde mesela şu anda iç piyasada çalışan ben özellikle inşaat sektörü için söylüyorum bildiğim konu diye. Ya Iraklısı da var mesela çok temiz iş yapan. Suriyelisi de var çok güzel iş yapan. Hani seçim yapabildiğiniz zaman, seçme hakkınız olduğu zaman bu insanları seçebiliyorsunuz. Bunlar içerisinde kalifiye olmayan, hani zaten görüntü olarak insana baktığınız zaman kendini belli ediyor kişi. Bunları seçe seçe gönderin diyeceğim o da olmayacak. Biz bu mülteci akınından bir şekilde kurtulmak zorundayız. Çünkü dediğim gibi muhacirlik, ensarlık o devrin azınlık olan Müslümanlarına aitti. Ta ki Habeşistan'a gidene kadar ki kısımdaydı. Şu an biz ensar görevi göremeyiz. Çünkü ülkemizin şu anki ekonomik boyutu bunu kaldıramaz. 12 milyon mülteci dediğiniz zaman ya düşünün bu adam günde 3 öğün yemek yese 36 milyon kap yapıyor. Senede milyarlarca kap yapıyor. Ya günde 3 yumurta yese 36 milyon yumurta yapıyor bu adamın yediği. Ayda bir torba un olsa, alsa 12 milyon torba un yapıyor. Ya bu adam bir çuval patates alsa aylık 12 milyon. Soğan alsa 12 milyon. Dolayısıyla sizin ekim, biçim arazinizi eken, biçen yoksa ve bu yangınlarda
üstüne üstüne geliyorsa siz dolayısıyla gıdayı dışarıdan almak zorunda kalırsınız. Bunu yapmamanız için ne yapmanız lazım? Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı gibi inşallah sene sonunda mülteciler de artık ülkelerine ufak ufak dönecekler. Ama bu mültecilerin dönmesi bizim insanları birbirinden ayırdığımız anlamına gelmiyor. Ülkemizin refah düzeyi kendine gelmesi açısından iyi bir olgudur diye düşündüğümüz için bunu söylüyoruz. Evet. Peki Edis Bey, toplumun bir kesimi tarafından da özellikle işverenler tarafından sığınmacıların gönderilmemesi isteniyor. Sığınmacılar özellikle mesela Afganlar giderse çobanlık yapacak kimseyi bulamayız. Suriyeliler giderse sanayide, inşaatta çalışacak işçi bulamayız söyleminde bulunanlar var. Siz de bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten Türkiye'de ağır işleri sığınmacılar mı taşıyor? Şimdi Türkiye'de özellikle eğer kafeler bölgesine gittiyseniz Elazığ için konuşayım. Veyahut da İstanbul fark etmiyor. Çünkü ben hemen hemen tüm bölgelere gidip geliyorum. Özellikle akşam kafe bölgelerine gittiğiniz zaman, AVM'lere gittiğiniz zaman veya ne bileyim çay ocaklarına, kahvehanelere gittiğiniz zaman gençlerin hepsini orada görürsünüz. Gençlerin hepsi orada oturmuş, işini bitiren veyahut da üniversite mezunu olan veyahut da dayısı olan adam hep şunu düşünüyor. Ya ben işte bir kadrolu işe gireyim, bir devlet işine gireyim de kim ne yaparsa yapsın ben sırtımı devlete yaslayayım. Eğer siz bundan bir an evvel kurtulmaz, kendi öz benliğinize dönmezseniz, kendi yapacaklarınızı bir başkasına yaptırmaya kalkarsanız o ülkenin yaşanılabilirlik durumu sıfıra düşer. Sıfırın altında sıfıra düşer. Şimdi senin çobanın eğer Afgansa, senin çiftçin eğer Afgansa, senin inşaatında çalışan Suriyeli ise, efendime söyleyeyim senin temizlik işlerini yapan Iraklıysa veya senin işte bekçin Afgansa, Pakistanlıysa senin ülkende iş gücü bitmiş demektir. Biz zaten onu anlatmaya çalışıyoruz. Kalifiyeliler, hani o kalifiyeli elemanlar kalsa veya iş gücümüzü düşüren o beden gücüne sahip insanlar kalırsa ben buna çok da şey bakmam, hani yadırgayıcı olarak bakmam. Bunlar bizim iş gücümüzü düşürür diye bakıyorum. Ama şu gerçektir ki bizim insanımız ne yaparsa yapsın kendi öz benliğine dönmek zorunda. Ben şunu hayal edemiyorum. Yani multimilyoner de olsan, bir tarla sahibi de olsan köyde aynı işi görüyorsun. Oradaki yediğin azık da aynıdır. Milyonerken yediğin azık da aynıdır. Biz henüz bunu birbirinden ayırt edemediğimiz için işin hep kolay tarafına gidiyoruz. İşin kolayına gidersen eğer bu iş de buraya kadar gelir. E şimdi yarın senin kırsal kesiminde çalışan Afganları, Suriyelileri gönderirsen, beden gücüne sahip olan Suriyelileri gönderirsen, gerçekten ustalık yapan, burada mesela çalışan gerçek kalifiyeli elemanlar var. Sen bu elemanları da gönderirsen eğer yarın senin iş gücün de düşmüş olacak. Niye derseniz bizim gençliğimiz henüz eğitim sistemini tam çözemediğimiz bir eğitim içerisinde bulunuyor. Günlük çocuk 12 saat, 13 saat okuldadır. Kendine ayıracak oyun vakti bile olmayan bir çocuktan da siz gidip çiftçilik yapmasını, tarım yapmasını, şunu bunu yapmasını söyleyemezsiniz. Çünkü çocuk eğer tarımı veyahut da hayvancılığı yapıyorsa bu işi eğlence olarak yapacak. Gerekirse 3 ay boyunca, 4 ay boyunca neyse okulun kapalı kaldığı süre içerisinde bunu yapsa zaten herhangi bir sıkıntı, sorun yok. E bir de demin de zaten bahsettik. Orman yangınları da bunu körükledi. Şu an elimizde yani dışarıda almayacağımız, hemen hemen ithal etmeyeceğimiz hiçbir şey kalmadı bizim. E bunların da gittiğini düşünün. Şimdi 12 milyon ama bu 12 milyonun en azından iş gücüne sahip 2 milyonu vardır muhakkak. E bu 2 milyon da mecbur burada kalacak yani. Ama dediğim gibi ilk yetkili ağız, ilk mercek neyse İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız veyahut da ittifak ortakları veyahut da işte diğer siyasi partilerimizin görüşleri de çok önemlidir. Sonuçta ülkeyi yönetenler onlar. Biz onlar adına burada konuşmamız bile yanlış olur. Onların ilk ağzından çıkan neyse vatandaşlarımızın veyahut da insanlarımızın da ona uyum içerisine belli bir düzeyde uyması lazım. Ama ben burada kalkıp da kararları kendim verir, yargıyı kendim kesersem dolayısıyla güvenlik güçlerine de gerek kalmaz. Evet. Şimdi biliyoruz ki bölücü terör örgütleri Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurma peşinde, bir referandum çalışması içerisindeler. Sizce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşar Esad'la görüşebilirim demesinin nedenlerinden biri de bu Kürt devletini engellemek olabilir mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi Kürt devleti ayrı bir şeydir. Kürt olmak ayrı bir şeydir.
Yani bizim mesela özellikle bölünmemizin sebebi yıllardır veya yüzyıllardır işte etnik bir kökene dayandırılmak isteniyor. Ve sürekli bu bağlamda da eylemler gerçekleştiriliyor. Ya ülkemiz, özür diliyorum, kaynağın bir kazan gibi duruyor. Yüzyıllardır birileri ne hikmetse artık hangi ağızsa veya kimse bilmiyorum. Sen Kürtsün, sen Türksün, ben Zazayım tartışması yapıyor. Ya şu içtiğimiz suyun rengi bile aynıyken biz kendimize etnik kökenimizden ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, İstanbul'a dahil, Ankara'ya dahil, Konya'ya dahil kırsal kesimlerde özellikle Türkiye'mizin tüm kırsal kesimleri Türkçe, Kürtçe, Zazaca. Bu üç dile de hakimdir. Ama bu demek değildir bunlar Türk ırkından değildir. Ya ben Bingöl'de doğmuşum. Zazı olarak doğmuşum ama kökenim Türktür. Benim kimliğimde mesela Bingöl şu ülke diye yazmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İdris Demir Kıran diye yazar. Sonuçta ben bu ülkeye ait bir insanım. Bayrağımı benimsemişim, vatanımı benimsemişim, insanlarımı benimsemişim. Ben kalkıp da ekstra bir ülkeye bakmam. Bakmam da hainliktir zaten. Dolayısıyla benim infaz edilmem de normal bir olaydır. Devletine kimse baş kaldıramaz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorsan hain olamazsın. Sen o bayrağa saygı duymak zorundasın. Çünkü o bayrağın altında senin her şeyin. Namusundur, anandır, bacındır, her şeyindir o senin. Babandır senin ya. Sen vatanı nasıl içe sayarsın? Ha Cumhurbaşkanımızın görüşmesine gelirsek. Cumhurbaşkanımızın tabii ki Beşar Esad'la yapacağı konuşmaların hani asıl olarak, sorun olarak veyahut da düzenleyici etken olarak acaba mültecileri mi konuşacak? Yapılacak bir Kürdistan Cumhuriyeti'nin böyle bir şeyin mümkün olmayacağı, gerçi öyle bir şey mümkün değil yani öyle bir şeye inanmıyorum da ben büyük olasılıkla yine mültecilerle ilgili bir konuşma olacağını düşünüyorum. Ha Kürdistan'ı çok istiyorlarsa kendilerini nerede kurabiliyorlarsa kursunlar ama bunun sonucunu tutup da Kürtlere bağlamasınlar. Çünkü ben her dilden terörist olduğunu biliyorum. Kimse etnik kökenini şey yapmasın, yok saymasın. Sadece olayı Kürtlere veya Zazalara veya Türklere bağlamasın. Herkes biliyor bunu. Teröristin dili, dini, rengi yoktur. Terörist her türlü teröristtir. O yüzden herhangi bir bölgeye veyahut da şahsa bağlamak bu olayları yanlıştır. Ben Kürdistan Cumhuriyeti diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Ha, Cumhurbaşkanımızın da dediğim gibi şeyi düşünüyorum. Mültecilerle ilgili konuşacağını düşünüyorum. Evet. İdris Bey, geçtiğimiz 9 aydan bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail adeta tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de bir soykırım uyguluyor. Sizler bu noktada neler söyleyeceksiniz? İsrail yüzyıllardır, bin yıllardır süre gelen bir zulmü zaten ayaklandırdı, canlandırdı. Sürece bakarsanız zaten 1948 yılından bu yana gelen bir süreç var. Dolayısıyla o süreç içerisinde Filistinli veya İranlı muhafızların veya muhafazakarların kendi içerisinde oluşturup Yahudilere saldırma eylemi yaptıkları bir olay vardır. 60'lı yıllara gelinceye kadar da İsraillilerin belli düzeyde saldırılarını gördük. Hatta İsraillilerin ilk saldırılarında Müslümanlardan ses çıkmayınca uyuyan bir toplum olduğunu anlayıp akabinde saldırıları 69'dan sonra şiddetlendirdiğini görüyoruz. Burada şu söz aklıma geliyor. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın şu sözü var. Ebabiller diyor onlara gelse vallahi onlar da bizi taşlarlar. Çünkü biz 2,5 milyar Müslümanız diyoruz. İsrail'in toplam nüfusu tahminimce ya da resmi kaynaklarda vardır belki. 7 milyonu geçmez hani çok çok 8 milyon olur. 2,5 milyar Müslüman eğer 7 milyonla baş edemeyip akşama kadar trompetler çalıyorsa, boykot sistemini bu şekilde geliştiriyorsa, bağıra çağıra ben Filistin'i savunuyorum diyorsa bunlar boş şeylerdir. Yani sen bağırmayla çağırmayla herhangi bir eylemi durduramazsın. İsrail halen daha çocuk kıyımına devam ediyor. Halen daha kadın kıyımlarına devam ediyor. Halen daha mesela oradaki Müslüman kardeşlerimizin kıyımına devam ediyor. Ondan sonra Gazze ve Batı Şeria'daki o evlerin o günkü haliyle bugünkü halini kıyasladığınız zaman ortada Filistin diye hemen hemen bir şey kalmamış durumda. Oradaki insanlar bizim dinen kardeşimizdir.
dinen kardeşimiz olmasa bile yapı olarak insandır, bizdendir yani. Biz onlardanız, onlar bizdendir. Yaşanılabilir bir yeryüzünü, ya düşünün insanlar, biz, Allah bizi yaratırken yeryüzünde bizim bu kadar hadsizliğimize tahammül edebiliyorken biz birbirimize tahammül edemiyoruz. İsrail ömrü billah, zaten bundan sonra da artık duracağını zannetmiyorum. Bu kıyımlara devam edecek. Bu işler duayla veya bedduayla olmaz. Çünkü kınadığınız döner size gelir. Yani biz kınıyoruz, o kınamalar hep başımıza geliyor. Yüzyıllardır hep kınadık, hep kınanmalar başımıza geldi. Hep İsrail ajanları içimize sızdı. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız şey şudur. Ben şunu iyi biliyorum ki Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın daha önce İsrail ile ilgili bir açıklaması vardı Filistin'e yönelik. Sözlü değil de artık fiili bir eyleme girişilecek diye düşünüyorum. Tabi bunda yine ilk ağız kendisi olduğu için, kendileri olduğu için biz yine onların çizeceği yol haritasına göre siyasilerimizin de vatandaşlarımızın da bir ağızdan yapacağı bir birlikle umuyorum ki İsrail'e artık fiili bir eylem gerçekleştireceğiz. Çünkü bu tahammül edilemez bir dereceye geldi. Namusumuz, ırzımız, her şeyimiz yok sayıldı. Şimdi Mescid-i Aksa'yı biz iyi biliyoruz ki Mescid-i Aksa kimdeyse dünyanın kuvveti ondadır, dünyanın gücü ondadır. Geçmişten günümüze bakarsak eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkma olayından bu yana kim eğer Mescid-i Aksa'ya sahip olmuşsa yeryüzünün hakimi de o olmuştur. İsraillilerin de ısrarla bastıra bastıra şu anda Mescid-i Aksa'yı bahane etmesi aslında Müslüman kıyımının önüne geçmiş bir olay değildir. Bu bir bahanedir. Ya düşünün, peygamberlerini şehit eden bir toplumdan bahsediyoruz. Peygamberlerini şehit eden bir toplum bu vahşetten geri kalır mı? Yani siz, ben şunu düşünüyorum. 7 milyonluk bir nüfusa iki füze sallasanız emin olun onlar artık kaçacak yer arayacaktır. Ama ne yapıyoruz? Akşama kadar işte Avrupa'daki adam Filistin bayrağını sırtına astı diye alkışlıyoruz. İşte falanca Filistin şapkası taktı diye alkışlıyoruz. Falanca, affedersiniz, eteğinin arkasına Filistin bayrağı koymuş işte. Aylarca gündemde kalıyor. Ya böyle bir boykot olmaz, böyle bir eylem olmaz, böyle bir çile olmaz daha doğrusu. Yani o bayrağı oraya veyahut da başına takmanın bir manası yok. Burada insanlar ölüyor. Yani oradaki o bayrağın sembolize ettiği ülkedeki asıl insanlık ölüyor. Biz halen daha işin şovunun peşindeyiz. Ya bu işin şovunu bırakmadığımız sürece ne İsrail bu zulmünden vazgeçer ne de bu garip gureba bu zulmü görmekten yoksun kalır. Ya her gün bu insanlar ölüyor, yazık ya. Ya düşünebiliyor musunuz? Geçen bir 3 yaşında 4 yaşında çocuğu gösteriyorlar uyku halinde ya. Bombanın tesiriyle çocuk uykudan fırlıyor. Yani bu çocuk yaşasa ki ne olur bu saatten sonra? Yarın o travmaları hep yaşayacak, hep görecek. Biz insan olarak eğer Filistin için üzülmüyorsak, yediğimiz yemeği ölçülü yemiyorsak, kafe köşelerinde halen de oturabiliyorsak, işte Coca-Cola'yı boykot ediyoruz bilmem neyini, ya Euro 2024'ün resmi sponsoru Coca-Cola değil mi? O zaman TRT bu 2024 Coca-Cola reklamını kaldır. Niye koymuşsunuz diye, madem boykot varsa? Ya sen Meysu kolayı üretiyorsun. Kola Turka'yı üretiyorsun. Bunlar yıllardır zaten bizim aslında üretip de yani üretmeye çalışıp da üretemediklerimizdir. Eğer birdenbire üretebiliyorsak arkadaş, bu işte de bir art niyet var. Yani Allah bizi art niyetli insanlardan uzak tutsun. Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Ama bu yardım çığlıkları içerisinde de fiili bir eylem artık oluşsun. Evet. Peki Dis Bey, biliyoruz ki biz aslında İsrail'in asıl amacı Arz-ı Mevud'u hayata geçirmek. Arz-ı Mevud da Türkiye'nin güneydoğusunu ve Doğu Anadolu'sunun büyük bir kısmını haritası içerisine alıyor. Peki bunu biz biliyoruz ve bunu Arap devletleri de biliyor. Peki Arap devletlerinin sessizliğinin sebebi sizce neden? Hatta Arap devletleri geçtiğimiz aylarda İran'ın İsrail'e yönelik gönderdiği füzelerin savunmasını da kendisi yapmıştı. Siz bu tavrı neden olduğunu düşünüyorsunuz acaba? Şimdi zaten Arap dediğiniz zaman Arapların tamamı Müslüman olmuyor ki. Köken olarak Arap'tır bunların. Düşünce olarak Müslümanlıkla bağdaşan hiçbir özelliği yok bunların. Bunlar zengin şımarık çocuklarıdır. Şimdi Kabe'nin eğer korumasını İsrail askeri yapıyorsa,
bu giderin yarısı İsrail'e, yarısı Amerika'ya gidiyorsa varın bunun hesabını siz yapın. Yani şimdi orada Arabistan Müslüman diye geçiniyoruz ama Arabistan'ın yüzde kaçı Müslüman? İşte Irak Müslüman diyoruz, yüzde kaçı Müslüman? Veya İran Müslüman, görüntü olarak Müslüman bunlar. Ya namaz kılma oranlarını geçen gösterdiler, bir yerde izledim. Namaz kılma oranları bu adamların %25'i geçmiyor ki. Müslümanlara namaz farz koşulmadı mı? Oruç farz koşulmadı mı? Zekat, hac farz koşulmadı mı? O zaman bunlar kelime-i şehadet getirmemiş ki. Bunlar kendi sapkın inanışlarında o eskiden kalma ne diyorduk biz onlara? Putperest. Halen de o putperestlerin torunları bugün yeryüzünde ve İsrail'i de çoğu destekliyor zaten. Bakın, hiçbir Arap ülkesi tamamıyla Filistin'i savunuyor diyemezsiniz. Azınlıklar vardır Filistin'i savunan, azınlığın da sesi çıkmadığı için çoğunluk baskın kalıyor. Sayıca Müslümanların fazlalığı sizi yanıltmasın. Onlar şu an yemeğe, içmeye, oyuna dalmış durumdalar. Yani dünya onların dünyası, şu an dünyanın tamamı yansı onların umurunda değil. Ama biz şunu hep söylüyoruz, hep söylüyorum ya da Anadolu dünyanın kalbidir. Anadolu'da ne ararsanız var. Ya tarih mi ararsınız, miras mı ararsınız, kültür mü ararsınız? Bir Göbekli Tepe mesela, zamanında Hasan Kef vardı mesela. Yani aklıma gelenler, ya en basiti bizim Harput bile tarihi açıdan çok büyük bir derinliğe sahip. İnsanlar bu derinlik içerisinde onlara ait, kendilerine ait hissettiği bazı değerler var. Bu değerler ölçüsünde de zaten İsrail'in şu anki bu kıyımı, kıyımdan sonraki geldiği şerit de bunu gösteriyor. Adamlar Anadolu'nun peşinde, yani Batı onları çok alakadar etmiyor. Ama şu var, Anadolu nasıl ki dünyanın kalbi ise İstanbul da Anadolu'nun kalbidir. Ben iki tehlike görüyorum, Allah muhafaza diyelim. Rahmetli Erbakan'ın yine söylemiş olduğu, biliyoruz Necmettin Erbakan'ın, Suriye körüklendiği zaman onun ateşi Türkiye'ye sıçrayacak diye bir konuşması vardı. Şimdi dolayısıyla şu an mesela Suriye meselelerine baktığınız zaman, gidişata baktığınız zaman tıpkı rahmetli Necmettin Erbakan'ın yaptığı yorumlar ve o günkü konuşmaları bugüne sanki yansımız çizilmiş bir harita gibi duruyor önümüzde. Dolayısıyla bizim Anadolu insanımızın veya Anadolu'daki o kırsal kesimlerin ben halen daha niye maden aramalarına açık olduğunu, niye halen daha yangın sebeplerinin araştırılmadığını, niye halen o köylerin boşaltıldığını ve oradaki kırsal kesimdeki insanların yurt dışına göçünün neden halen daha engellenmediğini çok bilmiyorum. Yani bizim bunlara bir engel olmamız lazım. Kırsal kesimleri çoğu şu anda göçe gitti yani. Biz şimdi bunlara engel olamıyoruz. Diyoruz ki İsrail geliyor. Boykotla zaten böyle devam edersen İsrail belki çizdiği haritada zaten Malatya'ya kadar şu anda var içinde, biliyoruz. Malatya'dan sonra da şöyle bir çember alacak kendince. Kayseri Sivas sınırına kadar. Tabii sınır zaten orası. Buradan bu taraftan bakıyorsunuz. Hakkari'de ayrı bir tarih var. Şırnak'ta ayrı bir tarih var. Elazığ'da ayrı bir tarih. Şanlıurfa'da ayrı bir tarih. Gaziantep'te ayrı bir tarih. Kahramanmaraş'ta. Biz mesela Hristiyan misyonerlerin orada bolca olduğunu da biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu illerimizin içerisinde mesela Bingöl'ün maden olsun, yeraltı zenginliği olsun. Biz bunların hepsini biliyorsak eğer, bizim artık sözlü konuşmalardan veyahut da boykotlardan vazgeçmemiz lazım. Askerimizi, polisimizi teçhizatlandırıp bir an evvel orada yerleşik bir hayata geçmemiz lazım. Ve şu anda mesela şehir merkezlerine yerleşen halkımıza da destek çıkıp, yani bu enflasyonda da nasıl olur bilmiyorum. Ama devletimizin buna bir an evvel bir çözüm bulması lazım. O insanların bir an evvel köylerine göç edip tekrar ekim biçim olayına geçmesi lazım. Sınır güvenliğimizin de had safhada olması lazım. Eğer sınır güvenliklerimizi biz had safhaya almazsak, bu şekilde kafe köşelerinde boykota devam edersek, 3-5 tane siyasimiz de kalkar bağırırsa bu kafe köşelerindeki gençlerimize, bu şekilde Allah muhafaza sonumuzu iyi göstermiyor. Evet. İdris Bey, siz aynı zamanda Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin Doğu Anadolu Bölge Başkanısınız. Bize derneğinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Bu dernek ne için kuruldu? Siz hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz? Şimdi Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği
merkez olarak bizim Adıyaman'dadır. 45 il, 95 ilçe, 16 Avrupa ülkesinde zaten teşkilatlanmalar tamamlandı. 5 dernekle birleştirip bir federasyon kurulacak. Federasyondan sonra da zaten vakfa geçecek inşallah. Büyük bir dernektir. Buradaki hem Alevi dedelerimizin olsun, hem bizim muhtarlıklarımızın olsun, hem bizim burada gönül veren gönüldaşlarımız olsun, hem de mevki ve makam bakımından üst düzey insanlarımızın bize olan pozitif düşünceleri olsun, bizi ziyadesiyle memnun ediyor zaten. Bizim buradaki amacımız da zaten insanlarımızı uyuşturucu babında bilgilendirmek, uyuşturucunun zararlarını anlatmak. Çünkü sonuçta biz bir kolluk kuvveti değiliz. Hani ben kalkıp da işte sen uyuşturucu satıyorsun, sen bunlar bizlik işler değil. Biz sadece Biz sadece bunların zararlarını ve olmaması gerektiğini anlatıyoruz. Ama bunun yanı sıra da insanları araştırıyoruz. Acaba bu uyuşturucuya bunları bağlayan nedir? Etken nedir? Sorun nedir? Bu insanlar niye bu pisliğin içine düşüyor vesaire? Ve bunun yanında mesela kadına yönelik şiddet yine platformumuza taşıdık. Ondan sonra sigara ve alkol bağımlılığı olan insanlarımızla da biz sık sık görüşüyoruz. Ha buna bağlı olarak mesela Almanya'dan biz bir cihaz siparişi verdik. Şu an genel merkezimizde bu cihaz mevcuttur. Uyuşturucuyu bırakmak isteyen, alkol veya sigaradan uzak durmak isteyen Adıyaman'da genel merkezimize başvuru yapıp orada o cihazdan faydalanabilir. Tüm il ve ilçelerimizin teşkilatlanmaları bittikten sonra aynı teçhizat zaten tüm il başkanlıklarımız oluştuktan sonra inşallah hepsine dağıtılacak ve bu sayede insanlarımız bazı zararlı alışkanlıklarından vazgeçecek. Bu zararlı alışkanlıklardan vazgeçtiği zaman da insanlar hayatını artık olağan bir döngü içerisinde o hayata adapte olmuş ve insanlarla haşır neşir olmuş. Rahat bir düzeyde inşallah yaşarlar. Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nin şöyle söyleyeyim. Şu an illerimizin, ilçelerimizin çoğu tamamlandı. Elazığ'ı zaten dahil ettik. Sadece ismi henüz açıklamadık. Malatya'yı da inşallah dahil ettik. Bununla birlikte şu an 47 ile çıkıyor. Evet. Peki İdris Bey, Türkiye'de gözlemliyoruz ki son yıllarda uyuşturucu madde kullanım yaşı 10'lu yaşlara kadar düşmüş durumda. Sizler bunun nedenlerini neler olarak gözlemliyorsunuz? Şimdi önce bir özenti var bizim ülkemizde. Özenti şundan kaynaklanıyor. İşte kimileri fenomen olarak meşhur oluyor. Kimileri de başka yönlere sapıyor. Şimdi özellikle aklı henüz tam yerine oturmamış bizim çocuklarımız vardır. Bu çocuklar hani kandırma veya beynen işlenme konusunda daha rahat kandırılabilir oldukları için yaş her gün düşüyor. Bu çocuklar bir de özendirilip bu işlemlere teşvik ediliyor. Ve yaş büyüdükçe mesela insanların içerisinde olduğu boşluk ve insanların o vurdum duymaz tavırlarından etkilenerek ya da ne bileyim aile içerisindeki hoşgörüsüzlük bazen vardır bu. Çünkü şu an ailelerin hemen hemen neredeyse tamamı sosyal medyada kendini açıklama derdine düşmüş. Dolayısıyla hepimizin elinde bir telefon olursa biz o çocuğu gözetleyemeyiz, kollayamayız. Çocuğun internet üzerinden kimlerle yazıştığını veya kiminle ne yaptığını da bilemeyiz. Veya internetten arkadaş edindiği biri tarafından mesela bir davete gitmiştir. O davet esnasında alışmıştır. Onu da bilemeyiz. Ama insanlarımızın çoğu özenti olarak gidiyor. Özenti de şu, özellikle küçük çocuklar çabuk kandırılabildiği için yaş şu anda 10-12 arasında, özellikle 15-20 yaş arasına gittiğimiz zaman 15-20 yaş arası eğer aile bağı kopmuşsa, bu çocuğun yeme içme arzusu çok böyle abur cubura gitmişse veyahut da aşırı bir yeme isteği varsa bizim bunları bir an evvel kontrol altına almamız lazım veya bir hastaneye götürüp göstermemiz lazım. Çünkü yoksa biz bunların bu maddeyi kullanıp kullanmadığını bilemeyeceğiz yani. O yüzden bizim gençlerimize, çocuklarımıza tavsiyemiz şudur. Her yazıştığınızda tanışmanıza gerek yok. Her konuştuğunuzun yaptığını yapmanıza gerek yok. Veya herkesin söylediği yoldan gitmenize gerek yok. Sizin sonuçta bir aileniz var, bir çevreniz var, gidip geldiğiniz bir okulunuz var. Oradaki eğitimcileriniz, öğretmenleriniz, anne ve babanız size neyi söylüyor, neyi yapıyorsa siz de onlara uyum sağlayın. Ha bu demek değildir yani 2 gün sana ilgi göstermedi, 3 gün sana ilgi göstermedi, seni gözden çıkardı.
Sadece ailelerden ricam şu, çocuklarına biraz daha hassas, biraz daha şeffaf davranabilsinler yeterlidir. Evet. İdris Bey, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi rahmetli Alparslan Türkeş'in çok sevdiğim bir sözü var. Türklük bedenimiz, insanlık, İslamiyet ruhumuzdur diye. Ruhsuz beden diyor, ceset olur. Dolayısıyla bizim ülkemizin %90'ı Müslüman bir ülke diyoruz. Allah'a inandık ve itaat ettik diyoruz. Ama bugünün gelişmelerine bakarsak insanlarımız itaatkar olmaktan ziyade aşırı bir dünya bağımlılığına gitmiş durumda. Benim insanlardan, ülkemden ve ilimizden ricam şudur. Bu dünyevi bağlılıklarınızdan vazgeçin. Bir an evvel Allah'a dönün. Çünkü Allah'ı kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz. Bu bağlamda da ben sizlere ve yayıncı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki yayında daha teferruatlı, daha geniş bir konuşma gerçekleştirebiliriz. Ben güzel ülkemiz Türkiye'mizin yaşanılabilir olduğunu, 3-5 kişinin de bu ülkeyi bozabileceğini tahmin etmeyen insanlardanım. Allah ülkemize selamet, bize de sağlık versin. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Değerli izleyenler, Bir Görüş Alanı programının daha sonuna geldik. Programımızda Turan Sancağı Eğitim ve Kültür Derneği Elazığ İl Başkanı Sayın İdris Demirkıran'ı konuk ettik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.